Gelecekten bir beklentiniz var mıdır? Nasıl anlamadım? Gelecekten bir beklentiniz var mıdır? Anlamıyorum abi seni ben. Gelecekten bir beklentiniz var mıdır acaba? Vallahi hayat güzel, yaşamaya değer. Beklentim yok, 70 yaşındayım ben. Vallahi sen tam adamını buldun. Benden hiç beklentim yok benim bu hayattan abi. Gelecekte biz çok büyük bir asansör firması kuracağız. İnşallah iş bulabilirim ya. Güzel bir hayat yani. Ne bileyim, mutlu olabileceğim bir hayat yurt dışında. Vallahi var ya, işte evlenmeyi düşünüyorum. Her insanın beklediği şeyler. Çalışıyorum. İş konusunda beklentim yok. Bir evlilik beklentim var ama nasip. Var mı yengemiz? Yok abi, yok. Arıyoruz. Arıyoruz abi. Buradan seslen o zaman. Yok abi, gerek yok seslenmeye. Yormasın dayı. Bir daha söyle. Yormasın. Kim? Gelecek. Yok başkan ya. Yok mu? Yok falan. Hiçbir şey. Hiçbir beklentim yok ya. Eyvallah, teşekkür ederim. Ne beklentimiz olacak ya? Vardı da artık yok. Yani var tabii ki. Nedir? Güzel bir iş. Yani güzel bir hayat istiyorum. Ne olunca güzel bir hayat olacak? Falan huzur, mutluluk. Para. Sağlık. Ya para değil. Bence huzurun hepsi para değil diye düşünüyorum. Anladım. Belki yanlış düşünüyorumdur ama. Yeni memur oldum. Efendim? Yeni memur oldum. Yaşlayacak mısınız? Evet. 8-5. Gelecekten beklendim çok yani. İşte onları soruyoruz. Ne bekliyorsunuz? Evleneceğim. Araba alacağım. Evimi alacağım. İleriye dönük güzel bir gelecek kurmaya çalışacağım. Hayalim yok ya. Yok. Yok. Günlük mü yaşıyoruz? Günlük yaşıyoruz. Yok abi. Niye? Abi salgından dolayı ve sınavlardan dolayı çok fazla beklentimiz yok abi. Ne okuyorsun? Lisedeyim abi, şu an bölümüm yok. Yani normal düz lise abi, herhangi bir bölümü falan yok. Yani gelecekten bir beklentiniz yok? Yok abi. Sizin var mı? Yok abi. Yaş kaç? 17. Tabii ki var. Çünkü iki tane çocuğum var. Çok güzel olmasa da beklentimiz var tabii ki şu anda. Kendiniz için? Kendimiz için. Kendimiz çocuklarımızı adadığımız için kendimiz şu anlık bir şey beklemiyoruz. Bunu eledi. Böyle yastım. Beklentim yok hayatta. Yaş 25. Ne bekliyorsun? Yani Allah nasip ederse daha çocuğumuz olacak. Yani onların bir geleceği olacak. İnşallah. Daha ilk adımımızı daha yeni yeni attık yani. Evlendiniz. Tabii evet. Ne güzel. Daha evlendik, 2 yıl oldu. Mesleğimize başlayalı 2 yıl oldu. Biz devirdik beklentileri falan. Bundan sonra bitti bizim artık beklentimiz. Bundan sonra beklentimiz. Çocuklarımızın mutluluğu. Vallahi bilmiyorum ya. Türkiye'nin tek başına şu anda parmakla gösteriyorlar ama her şeyini kendi başına idare etmesi. Tabii ben gelecekten beklentim var. Çocuklarım için beklentim var. Vatana millete hayırlı olmak en başta. Biraz daha ekonomik olarak daha bir beklentim var. Ekonominin biraz daha düzgün olmasını istiyorum. Yani aileme destek çıkmak. Bu virüs olayları falan bitsin. Herkes güzelce hayatını yaşasın. Daha başarılı bir iş, daha mutlu bir hayat, daha güzel bir ülkede yaşamak. Bir ailemiz var, çoluğumuz çocuğumuz var. Hepsinin de iyi bir hayat geçirmesini için çabalıyoruz. Güzel bir hayat. Ne olunca güzel bir hayat? Ne olunca? Beraber olunca. Berabersiniz ama şu anda. Tamam işte, daha çok beraber olunca. Kötülüklerin olmadığı bir dünya, savaşın olmadığı, sağlığın olduğu. İnşallah. Ya böyle bir dünyada herhalde gelecekte daha mutlu oluruz. Bu ekip full subay olmayı. Subaylık için uğraşıyoruz abi, başka bir şeyimiz yok. Başka var mı? Mecbur askerliğe kapak atacağız artık, yapacak bir şey yok. Valla benim yaşım 56'ya girdi. Bundan sonra ne bekleyeceğim ki? Çoluk çocuğa. Burada yok. Yani. Burada derken? Ülkede. Niye? Ne bileyim yani, ben şimdi okulum son senedeyim. Ne iş yapacağımı bilmiyorum daha. Ne okuyorsunuz? Elektrik bölümü okuyorum. Endüstri meslek lisesinde. Yani bir şey yapabileceğimi inanmıyorum. Yani mesela benim elektrikten anlıyor. Severek gittim. Evet. Ama bana şu an sınavda matematik soracaklar. Ben okulda 3 senedir matematik görmüyor. Bence inşallah Türkiye'miz daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Ne olursa daha iyi olur. Türk halkı bir defa kendisi kendine güvenecek. Böyle bir Avrupa hayranlığı var. Yani hiçbir zaman kendi kendine bir düşünce, bir akım. Yani hiçbir kendimize güvenimiz yok. Ben sadece bu kadarını söylüyorum. Ya her şey, yani bir de her şeyi devletten beklememek lazım. Bu kadar Türkiye durumu düzenli giderse inşallah daha iyi olacak. Daha güzel bir çevre. Daha bilinçli bir toplum. Çevreye duyarlı. Peki çevre için ne yapıyorsunuz? Mesela ben genellikle çöplere atıyorum. Yere atmam. Bidonları biriktiririm. Sütçüler var. Sütçülere veririz. Yani içine süt koyuyorlar. Ağaç dikerim. Ne güzel. Fidan dikerim. Sularım kesinlikle. Pikniğe falan gittiğimizde yaptığımız mangalları kesinlikle söndürürüz. Gelecekten güzel şeyler bekleyelim. Dünya güzel olsun. Barış bekliyoruz. Sağlık bekliyoruz. Pandemiden kurtulmayı bekleriz. Hiçbir beklentim yok. Niye acaba? Ortalık belli. Yani duruma baksana, her şey kötüye gidiyor. Ben şu an işsizim mesela. Gelecek gayet güzel. Sokaktaki insanların suratına bakınca artık mutluluk görmek istiyorum. Bu da ekonomi düzelmeden olmayacak gibi duruyor. Umarım bir gün düzelir. Sağlık, sıhhat, başka bir şey beklemiyorum. Umudumuzu kaybetmiyoruz yani. Şu anlık yok abi. Niye?
Ekonomi. Ekonomik sıkıntılar bizi öldürüyor şu anlık, öyle söyleyelim. Daha güzel olmasını istiyorum. Neyin? Hayatın. Ondan sonra bu hastalığın gitmesini istiyorum. Biz bu kadar yaşadık. Bizden sonra yaşayacaklara üzülüyorum. Senin milyon görüntü alman Aziz'ciğim. Teşekkürler. Çok sağ ol. Sayın Çavuşoğlu, kendine çok iyi bak. Eyvallah. Orada geldi. Sayın Çavuşoğlu. Eyvallah.